Kristan'dan kucak dolusu bir selamla başlarım. Evet, uzun bir ara verdik. Tatile çıkmıştık. Tatile çıktık ama tatilde de boş durmadık. Bir link attık. Dedik ki bayram indirim. Bilirsiniz bayram indirim dedim mi orada bizim Telegram grubu coşar. Altcoin'leri toplar. En aşağı iki katları verdi. Bakalım bakalım bundan sonrası geri gelecek mi? Şöyle bir Bitcoin'e değineceğiz. Altcoin'lere değineceğiz ama hepsinden önce şöyle uzun bir ara verdiğimiz için takipçilerimizden de özür dileyelim. Şimdi Bitcoin'e değindik, dolara değindik. Bir önceki videomda şu anda yüklenmiş durumda. Ama kısaca bir tekrarlayalım şöyle sadece bu videoyu izleyenler için. Dolar endeksi için evet bir tepki geldi pazartesi itibariyle. Bakalım bizler için önemli olan 102 bandı ve 100 bandı altı kapanışlar. Eğer buranın altında kapanırsak Bitcoin'e yukarı yönlü adımlarını hızlandıracaktır. Dolar endeksinin yorumlarını bir önceki videoya bakabilirsiniz. Burada da Bitcoin'i değinelim hızlıca. Bakın trende diğerse alım noktası bayram indirimi. Bayram indirimi ne zaman dedik hatırlarsanız 16.000'de bakın 16.000'de dedik ki bayram indirimi 16.000'de girdik. Birçok coin'e en aşağı 3-4 kat olmak üzere güzel karlar yaptık. Hedefimiz neresiydi? Bu mor alanın içerisi 28.000 üzeri herkes boğa söylemlerini dile getirirken biz de dedik hayır arkadaşlar boğa söylemi 31.800 üzeri. Evet oraya ramak kaldı. Bakalım boğa geliyorum. Boğa geliyorsa bizler zaten yerimizi aldık. 16.000'den itibaren birçok güzel coinlerde toplamalarımızı yaptık. Birçok coinlerde kar satışlarımızı yaptık. Ama şimdi durum ne? Durum ne? 10 Haziran'da şurada Telegram grubunda da belirttik. Dedik ki bakın nerede? Ha, bayram indirimi. Bayram indirimi gelmiştir dedik. Telegram'da da canlı kısa bir yayın açtık. Tatilde olduğum için her noktada internetim çekmemişti. Türkiye hattımda olmadığından dolayı öyle yayın yapamadık. Tatilin tadını çıkardık. Neyse şimdi olan ne? Durum ne? Son durum ne? Ona hızlıca bir bakalım Bitcoin'de. Bitcoin'de boğa söylemleri burası arkadaşlar. Bu mor alanın üzerinde kapanış yaptığımızda. Bu mor alanı biliyorsunuz 2022'nin son çeyreğinde söyledik. Hedefimiz bu mor alanın içerisine girmek. İki kez girdik. Burada kar satışları yapmalarını söyledik. Nerede alım yapacağınızı belirtmiştik. Trende deyim noktası bayram indirimi. Bakın burada da trende deyim noktası bayram indirimi. Bakalım kritik bir sürece giriyoruz. Boğa gerçekten gelecek mi? Şöyle bir yorumlara bakalım. Bitcoin'i daha fazla yorumlayabilir miyiz? Desteğimiz şu anda neresi? Buranın üzerinde kaldığımızda 30.000'in üzerinde kaldığımızda 31.800 kilit nokta. Amasız mamasız. Geri çekilimler neresi? Buradaki hemen 29.600. Onun altında 28.400, 28.500 bantlar var. Ya da biraz daha aşağı çekebiliriz. 28.300. Şu anlık bir şey diyemeyiz. Yani bir renç ne kırılmadan bir üstteki renci konuşabiliriz ya da bir destek kırılmadan bir alttaki desteği konuşamayız. Adım adım gideceğiz. Bu yüzden kazanıyoruz. Hemen şöyle bir yorumlara hızlıca bir değinelim. Yenileyelim de. Evet uzun zaman olduğu için bütün yorumları cevaplayamayacağım. Aşağı bir ay yoktuk. Evet hoş geldiniz hocam. Gözlerimiz yollarda kaldı. Telegram grubundan Vedat hocam yazdı. Tabi Telegram grubu biraz karışmış biz olmayınca oraya da el atacağız. AGXFET, CTX, Arbitrum ID, CFX bakar mısınız? Evet Talha hocam mektup yazar gibi coin istekleri yazmış. Bunlardan bakalım yani bir iki tanesine bakmaya çalışırız. SRM demiş Sercan Bey. Evet büyük gün geliyor demiş SNM için. Bakalım yani biz SNM'den zaten 150 katı vurunca bizim için gündem değişti. Yani hiç kimse SNM videosu çekmezken bizler ne dedik? SNM çok uygun. Yani 150 kat yapacağını tahmin etmiyorduk ama bir günde kanalımızda milyonerler de çıktı. Biz milyoner olamadık. Neden? İki katında ana parayı çektiğimiz için dört katında tekrardan kar satışlar yapmıştık. Erkenden çıkmasaydık daha güzel karlar yapabilir miydik? Yapardık. Ama oyunun kuralı iki katında ana parayı kurtarmaktır. Evet şöyle aşağılara inelim. Kapalı ne zaman açarsınız? Evet açtık arkadaşlar. Şu anda Telegram grubumuz aktif olarak devam ediyor. Floka arzının %50'sini kilitlerinde yanılmıyorsam yakın yapacak araştırma. Evet Floka ile ilgili bir yorum var. Tabi biz gelen analiz yaptığımız için her coin'i tek tek inceleyemiyoruz ama değerli bilgiler için Dedo'ya şöyle bir kanalımız adına teşekkür edelim.
Ethereum POW nasıl hocam, alınır mı, tavsiye ederim. Bir ara Ethereum POW gündemdeydi, ondan sonra dikkat edin demiştik. Rio'ya bakabilir miyiz? MEX borsasında. Bakalım vakit bulursak. Combo demiş Perihan Hanım. Emeğinize sağlık. Harikasınız hocam. 10 numara analizler demişler. Evet, hepsi 2-3 hafta önce. APT ve İlevium bakabilir misiniz? Neyse, o zaman güncel yorumlara bir bakalım. Aşağı yukarı çok fazla istek var. O zaman en sonki yorumları ele alalım. Çünkü diğerleri geçmişte olduğu için. Hocam gözlerimiz yollarda kaldı. Evet, AGX'de bir başlayalım. AGX'de son durum. AGX'de bir fırsat var mı? Pepe tuttuğumu söylemiştim. 90 bandı aşağısına tekrardan Telegram'ın maliyetlerini dedik. 2 katından fazla yine verdi. Pepe'den bu ne ilk vuruşumuz ne son vuruşumuz, vurmaya devam edeceğiz. Ama şu AGX'den sonra bir bakalım. Pepeciler, burada mısınız? Kanalımıza üye olarak da destek olmayı unutmayın. AGX USDT, pardon, yazmayı unutmuşuz. Evet. Bir saniye. Klavye açık kalmış Türkçe tarafı. Hemen şunu bir İngilizceye değiştirelim. Şimdi AGX'i biliyorsunuz, yapay zeka. Evet, geçmişe çıktı mı? Buz partisine bakacağız. AGX'i Kasım ayında toplatmıştık. Yapay zekalardan. Kimse yapay zeka demezken bizler yapay zeka diyorduk. Çok güzel karlar yapmıştık. Elimizden çıkartabildiğimizin hepsini, çoğunu çıkarttık. Şimdi AGX'de durum pozitif. Yani şu tablo kırılmadan girmeyeceğimizi söylemiştik. Evet, kırılım gelmiş. AGX'çilere şöyle müjdeyi verelim. Kırılım gelmiş, gözünüz aynı. Bizler AGX'e buradan girmiştik. Bakın 20 kata yakın bir kar verdi. Hocam 20 katın tepesinde mi? Hayır. Biz buralarda mal okuttuk arkadaşlar. En son yani kırıntıları kalmıştı. Onda 30 bandına doğru elimden çıkardığımı söylemiştim. Şu anda kırılım gelmiş. Hedef neresi? Hedef hemen söyleyeyim. Şu band arkadaşlar. 31. Hatta şöyle iğneleri saymazsak şu bandı tekrardan deneyeceğini düşünüyorum. Burası kaç olmuş? Evet, 31 band. 31 bandını tekrardan denemesi. Muhtemel düşen trendini kırmış. Aras ayında gidecek yolu var mı? Evet, gidecek yolu var. Sinyal devam ediyor. Bakalım bu sinyali 31 bandının üzerine doğru taşıyabilecek mi? Onu ilerleyen günlerde devam edelim. Şöyle hızlı geçelim arkadaşlar. Hemen şu Pepe'ye bir bakalım. Pepe ne yapmış şimdi? Pepe'de son durum ne? Pardon. Pepe, evet, bak kırılım gelmiş. Buradan uçmuş. En son dedik ki Pepe'ciler şu kırılımı bekleyin. 91'den sonra güzel bir hedef gelmiş. Aşağı yukarı 2 katından fazla vermiş bir durumda. Hedef neresi? Hedef neresi? Bir bakalım buranın üzerinde kalacak mı? Yeni bir range ekleyeceğiz. Uzun zaman oldu. Evet, 170 yani 17 bandın üzerinde kaldığı sürece hedef 20 bandları olacağını düşünüyorum. Ama şunu bir Binance'den açalım. Binance'de, evet, tamam, yani şuradaki düşen trend arkadaşlar. Bakın düşen trendimiz devam etmiş. Kırılım geldikten sonra, evet, tablo pozitif. Yani buranın üzerinde kalırsa ikinci bir adım gelir. Yani 180 bandı üzerinde kapanış yaparsa hedef neresi olabilir? Şurası arkadaşlar, hemen bir burada daha net bir şekilde çıkacak mı? Yani şuralarmış gibi gözüküyor. 200 bandı ya. 200 bandı psikolojik range'tir arkadaşlar. 200 bandı ama bir 190'da da bir ara range'imiz var. Ara sayı pozitif, gidebilir miyim? Hala sinyaller devam ediyor. Şöyle söyleyeyim, 175 bandı üzeri kapanış yapan Pepe ben gidiyorum der. Nereye kadar gidebilir bilemeyiz. Yeni bir proje, yeni bir coin. Yatırımcısının yüzünü daha nasıl güldürebilir? Biz zaten söyledik, Pepe'yi çizdik. Pepe'ciler, bir halay videosu gerekiyor ama halay videosunu hazır edemedik. Bizden şöyle bir halay videosu gelsin. Halayın başı da kim? Tabii ki bizleriz. Hemen buradan Floki, rakibi Floki. Aşağı yukarı, yani birisi yükseldi mi? Ertesi gün, ikinci gün Floki de yükseliyor. Yani kardeş coin'e aşağı yukarı aynı anda girdiler. Şunları bir sileyim. Evet. Şimdi Floki güzel. Yani şuranın bir üzerine atması lazım. Yani 290-300 bandının üzerine atması lazım. 300 bandının üzerine atarsa ilk hedef ne? Şu sarı çizgimizi silelim. Şuradan ayrıca bir range'imizi çizelim arkadaşlar. Kaç burası? 32 bandı. Yani 30 bandının bir üzerine. 29 gösteriyor da biz düz yapıyoruz. Hani 30 bandı üzeri
biraz garantici olurmuş gibi geliyor. 30 bandın üzerine kapanış yaparsa 32 ve 36 bandı gelir diye düşünüyorum. Floki'ye de dikkat etmelerini söylemiştik. Neden? Çünkü Floki'nin çok az bir kısmı piyasada olduğunu görüyoruz. Zaten Arasay da bunu onaylıyor. Çok büyük bir uyumsuzluklar var. Bakın şuradaki tepeden yükselen tepeler yapıyor ama bunu grafiğe yansıtmadı. Şurada güzel bir mal boşaltımı yaptılar. Bakalım malın yüzde kaçını boşaltmışlar. İlerleyen bir videoda bakayım. Biraz yorgunuz. Bugün sabah itibariyle bir toplamda 12 saat uçuşun ardından yeni geldik. Biraz yorgunum. Yarın tabii videonun devamında inşallah Floki isteği olursa orada bir token dalına bir bakalım arkadaşlar. Tabii bir de uçağı kaçırınca iki şehirde fazladan beklemek zorunda kaldık. Onun bir yorgunluğu var. Hemen yorumlara şöyle bir geçelim. CFX'e bir bakalım. Taha Bey'in CFX'e bir bakalım. Ondan sonra diğerlerine bir geçeriz. Evet. Şöyle Floki'yi inceledik. CFX'i hızlıca bir değinelim. Tabi biliyorsunuz ben kahvesiz çıkmam. Şu kahvemi bir yudumlayayım. CFX aşağı yukarı. Kırılma aşağı hala gerçekleşmemiş arkadaşlar. Yani aşağı yukarı şöyle diyebiliriz. Evet böyle diyebiliriz. Kırılım gerçekleşmemiş. Yani bakalım üzerimizde neresi var? 21 bandı arasayında. Yani şu tepeye bir baktım, net bir hayla sinyalimiz yok. Bu çerçevede ne yaparım? Aşağı yukarı buranın aşağısında eğer alımlar varsa, yani şu noktadan almışlarsa 14 bandının aşağısında stop koyarım ama şu trendin kırılmasıyla beraber pozisyonlarımı korurdum diyeceklerim bunlar. CFX bakalım yükselişe devam edecek mi yoksa hala geri çekilimler devam ediyorum. Yani burada net bir şey diyemeyiz arkadaşlar. Başka bir şey görebilirim. Yani evet 22 bandı var üzerimizde. Yani düşen trendin kırılımı şöyle söyleyeyim. 27-28 bandı. 27-28 bandı üzeri kapanışlar düşen trendin kırılımını gösterir. Ondan sonraki formasyonlara bakmak gerekir diye düşünüyorum. Hemen şuradan bir GRT'ye bir bakalım. GRT'de son durum ne? Yapay zeka dedik. GRT son 2 gün güzel bir mum attı. Burası kar mı satış mı? Yani 13 bandı üzerinde kapanış yaparsa pozisyonlar kurulur ama normalde buralar bir kar satışı gibiymiş gibi gözüküyor. Arasay'ın hafif bir şişme var. Yani şu iğneleri toparlayanlar güzel bir kar etmiş durumda. Burada bir W formasyonu var. W formasyonu da aşağı yukarı hedefine gelmiş durumda. Yani bu W formasyonunu alanlar hedefine gelmiş. Önemli olan şu 13.50 bandı üzerinde kapanış yapıp yapmayacağı. Eğer kapanış yaparsa bir sonraki hedefte 15 bandları diyeceklerim. Bunlar GRT yapay zeka projesinde. Bunu biliyorsunuz biz tam burada toplamıştık. 3 katına yakın güzel bir kar yaptık. Cebe atmıştık. Buralar kar satışı yaptık. Buralarda aşağı yukarı alım noktasıymış. Tam şu range gelmeden hızlı bir iğneyle dönüş sinyali vermiş gözüküyor. Hemen şöyle bir yorumlara Ethereum ile alakalı bunu es geçelim. Rio'ya geçelim. Cihan Bey'den çok özür diliyorum. Rio'ya bir bakalım. Ya da Ethereum'a bir bakalım. Hadi. Evet bitmek istedim. Neyse şuradan bir Rio'ya bir bakalım hızlıca. Şimdi onunla bir zaman kaybetmeyelim. Evet OGX'de var. Token kurumusuna bakmıyorum. Güzel bir W çekmiş. Yani şu W formasyonunu almak lazım. Neresi? Burası kırıldı. 16 bandı kırıldığında W gelmiş. Hedefine gelmiş. Burada da önemli olan şunu göreceğiz arkadaşlar. Bakın. Nerede? Tam buradaki range'in üzerinde. Yani 25 bandı üzerinde kapanış yapıp yapmayacak. Normalde burası kar satışı. Eğer pozisyonlarınızı koruyorsanız şurada bir trend var. Bu trendin kırılımıyla beraber çıkılması gerekir. Burayı alırsa bir kademe daha yapabilir mi? Yapabilir. Arasay'ın da sinyal hala devam ediyor. Yavaş yavaş şişme alanına doğru gidiyor. Bu saatten sonra
Eğer yükselecekse de uyumsuzluk vererek yükselebilir mi? Yükselebilir. Diyeceklerim bunlar, geri çekilimler neresi olabilir? Trend çarpım noktası olur. Bu da aşağı yukarı bugünlük için 21 bandını gösteriyor. Ama yok, buranın üzerinde kalacaksa bundan sonraki hedeflerin neresi olur? Şöyle range'lerimizi hızlıca bir atalım arkadaşlar. Birinci range'imiz burası. 28 bandı. İkinci range'imiz 32 bandı. Bakalım iğne olarak mı kalacak yoksa buranın üzerinde mi kalıcı olacak? Bunu ilerleyen zamanlar gün kapanışı belli edecektir diye düşünüyorum. Evet, şöyle bir hızlıca inelim. Combo. Combo'ya bir bakalım hadi. Normalde diğerleri daha eski. Combo'ya bir hızlıca bir bakalım. Combo ne yapıyor? Evet, Combo. Combo yeni bir proje. İncelememişiz. Bunun buz partisi var mı? Tabii bunun token ekonomisine bir bakmak lazım. Yok. Combo geçti. Hemen şuradan CoinMarketCap'e girelim. Yeni coinleri severim. Şuradan bir CoinMarketCap'imiz burada. Piyasada ne kadar var? Bu fiyatlar eder mi? Hangi borsalarda? Combo. Evet. Şimdi 1 milyar adedi var. Bunu görüyoruz. Bu fiyatlar eder mi? Eder. Aşağı yukarı borsa listelemesine de bir bakalım. KuCoin'de. Bu combo o combo mu? Yani bir de o var. Burada Binance'yi yazmamışlar. İlginç. Yanlış bir şeye bakmıyoruz değil mi? Combo. Aşağı yukarı 0.8 demiş CoinMarketCap'ten. Yok, bu combo o combo değil. Combo o zaman başka bir şey yazacağız. Neyse. Şuradan tekrardan. Bu mu acaba? Combo. Evet, şu combo'ya bir bakalım. Bazen böyle yanlışlıklar olur. Evet yani. Teyit ederim. Evet, bu combo. Şimdi burada 100 milyon adedi var. Bu fiyatlar eder mi? Eder. 75'i, %75'i. Piyasada orta vadeli fiyatlanacaktır. Projesi nedir, ne değil bilemem. Borsa listelemesi de gayet güzel. Bu fiyatlar eder mi? Öncelikle bir düşüş trendini tamamlamış. Hemen şuradan bir bakalım. 1.8'den gelmiş. Şuradaki düşen trend kırılmışsa alım fırsatı veririm. Yani şu trendin kırılmasını beklerim. Bu trendde de tabii şurada bir ara range'imiz oluşmuş. Yeni bir proje. Daha eskisi varmış. Şuradan bir bakalım. KuCoin'den bir bakalım. Evet, KuCoin'de de yeni. Bir Max'den bir bakalım. Burada da aşağı yukarı aynı. BitGet. Gatio'dan bir bakalım. Evet, internetimiz kilitlendi. Şuradan o zaman yazalım. Evet, yani aşağı yukarı tamam. Binance'de inceleyelim arkadaşlar. Binance'den devam edelim. Demek istediğimiz aynı. Evet, internetimiz biraz yavaşladı. Şimdi nereden döner? Nereden döner? Bilemeyiz. Bilemeyiz ama şurada bir dip yaptığını görüyoruz. Aşağı yukarı şuradaki iğneler hızlı bir toparlanıyor. Benim için önemli olan trendin kırılımı arkadaşlar. Trend kırılımıyla girebilirim. Bunun dışında herhangi bir formasyon çizemem. Herhangi bir direnç var mı? Direnç şurada arkadaşlar. Trend kırılırsa trendden girerim. Trend kırılımından sonra direnç noktasına bir kar satışı. Ondan sonra kademe kademe elimdeki komboları bitiririm. Bu fiyatlar uygun mu? Aşağı yukarı uygun. Bakalım. Bunun dışında herhangi bir şey diyemem. Pozitif yönüne kombonun %75'i piyasada aşağı yukarı mal edilecek bir noktada. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.